Merhabalar. Her özel gün için onlarca video yapılıyor. Bugün de o özel günlerden birisi, Babalar Günü. Benim video konularımı düzenli izleyiciler az çok fark etmiştir. Ben özel günleri klişevari şekilde kutlamaktansa o özel günün neden özel bir gün olduğunu araştırarak elde ettiğim verileri paylaşmayı tercih ediyorum. Eğitim alanına giren bu kanalın da içeriklerinin zaten böyle olması gerekiyor. Bu videoda Babalar Günü'nün tarihçesini ve sonrasında bahsetmek istediğim bazı meseleleri anlatmaya çalışacağım. Sizlerle fikir alışverişi yapmış olacağız. O yüzden girizgahı fazla da uzatmadan Babalar Günü'nün tarihçesiyle başlayalım. Aslında her şey bir kız çocuğunun duyarlı davranışıyla ortaya çıktı. Hem de öyle çok çok eski yıllarda değil. Anneler Günü'nün bilinen tarihçesi 250 yıl öncesine kadar dayanırken Babalar Günü 19 Haziran 1910'da ilk defa kutlandı. Sonora Smart Dot isimli bir genç kız babasının zorluklarla dolu hayatına biraz olsun renk katmak istiyordu. Sonora'nın babası Amerikan İç Savaşı sırasında gazi olmuş, bir de üzerine eşini kaybetmişti. Çok küçük yaşlarından beri tam 6 çocuğa hem annelik hem babalık yapıyordu. Sonora 5 kardeşiyle bir organizasyon yapmak istedi. Anneler Günü varken Babalar Günü'nün de olması hayalini kuruyordu bu sırada. 5 Haziran'ı Babalar Günü ilan etmeye çalışıyordu. Çünkü babasının doğum günü 5 Haziran'dı. Yaşadıkları bölgede herkese haber verdi. Ama çalışmaları 5 Haziran'a yetişecek gibi değildi. Organizasyonu Haziran ayının 3. pazarını erteledi. Böylelikle herkese rahatlıkla haber verebilecek ve organizasyonu gerçekleştirebilecekti. Plan tam olarak şöyleydi. Tıpkı Anneler Günü'ndeki gibi Haziran'ın 3. pazarı geldiğinde herkes imkanları doğrultusunda babasına hediyeler alacak ya da bir şekilde o günü babası için özel kılacaktı. Bu kadar basit. 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde tarihte ilk defa Babalar Günü kutlandı. Sonora'nın çabası sonuç vermişti. Kendilerine hem annelik hem babalık yapan babalarına özel bir gün hediye etmişlerdi. Sonrasında bu durum daha da yayıldı. O kadar ses getirdi ki diğer şehirler ve eyaletlerde de kutlanır oldu. Hatta 1924 yılında bu yayılmaya dönemin ABD Başkanı Calvin Coolidge de destek verdi ve süreç 10 yıllarca böyle devam etti. Baktılar ki güzel bir katılım var, gelir düzeyinin yüksek olduğu bölgelerde de bugüne yapılan harcamalar kat be kat artıyor. Buna istinaden gün, naif özelliğinden sıyrılarak bir alışveriş çılgınlığına dönmeye başladı. İndirimler kampanyalarla mağazalar dolup taşıyordu. Bugünün suistimal edilmesini istemeyen bir kesim de Babalar Günü'nü resmileştirerek suistimale kapalı hale getirmek istiyordu. Bu istekleri 1966'da dönemin başbakanı Lyndon Johnson tarafından gerçekleştirildi. Johnson her yıl Haziran ayının 3. pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağına dair bir bildiri yayınladı. Bu bildiriden 6 yıl sonra 1972'de de dönemin ABD Başkanı Richard Nixon'ın da onayıyla Babalar Günü yani her yılın Haziran ayının 3. pazarı resmi tatil ilan edildi. İzlediğiniz üzere öyle uzun uzunca bir tarihçesi yok Babalar Günü'nün. Güzel bir atılımla ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan bir gün. Özel bir gün gerçekten. Şöyle ki aslında hem annelik hem babalık eden kadınlar gibi bu dünyada hem annelik hem babalık eden erkeklerin de olduğu gerçeğini bize anlatmak amacıyla başlatılmış bir çalışmayı temsil ediyor. Sonora'nın babasının çektiği sıkıntıları bir nebze olsun moral vermeyi amaçlayan hamlesinin altında tam anlamıyla bu yatıyor. Günümüzde birçok ülkede farklı tarihlerde kutlanan bu özel gün yine amacının dışına çıkarak alışveriş çılgınlıklarına sebep olabiliyor tabi. Oysa babalarımız başarılarımızı hayatlarının en mutluluk verici hediyesi olarak kabul ederler. Tabi yine illa Babalar Günü'nde değil, içinizden geçen herhangi bir günde küçük hediyelerle onları onore edebilirsiniz. Özel günler dışında alınan hediyelerin, ansızın yapılan sürprizlerin, özel günlerde gelen hediye ve kutlamalardan çok daha pozitif etki yarattığı gerçeğini de paylaşmak isterim sizinle. Hayat erkek ve kadın üzerine kurulu. Birisi bir diğerinden daha yüce, daha güçlü, daha söz sahibi vesaire olamaz. Kadın varsa erkek var. Erkek varsa kadın var. Babasız anne, annesiz baba söz konusu olamayacağına göre ikisinin de kutsallıkları tartışılmaz. Birkaç konuya değinmeden önce buradan tüm babaların, baba adaylarının ve aramızdan ayrılan, bu dünyaya pırlanta gibi bireyler bırakan babaların, biyolojik olarak baba olamasa da babacan tavırlarla insanların hayatlarına dokunan tüm erkeklerin bu özel gününü tüm kalbi duygularımla kutlarım. İyi ki varsınız.
Babalar Günü'nden bu konuya nasıl geldik diyenler varsa lütfen izlemeye devam etsinler. Bunu da açıklamış olacağım. Kendimi bir şekilde tanımlayacak olsaydım eğer, insan hakları savunucusu derdim. Yani bir tarafa odak olurken diğer tarafı soyutlaştırmayı asla tercih etmezdim. Kısacası kadın hakları, erkek hakları, çocuk hakları gibi ayrımlara karşıyım. Feminizm ve maskülizm gibi ideolojileri de desteklemiyorum. Saygı duyuyorum sadece. Çünkü bana göre dünya üzerinde bir tarafı savunmak için o tarafa meyilli bir ideolojik düşünce oluşturmak, bireyler, kültürler ve benzeri şeyler arasındaki uçurumu genişletir ve derinleştirir. Olması gereken aynı çatı altında her cinse ve her düşünceye saygı duyan insanları toplamak. İnsan hakları evrensel beğenlenmesi aslında bunun için en güzel çatı. Günümüzde erkek olmak doğuştan ağır sorumluluklar yüklenmesi demek maalesef ki. Özellikle bizim ülkemizde. Günümüzde artan şiddet vakalarında ağırlıklı olarak kadınların maalesef ki hedef olmaları, erkeklerin tamamını açık ve net söylüyorum bakın, erkeklerin tamamını zan altında bırakır oldu. Sosyal bir kişi olarak şunu söylemek istiyorum. Dışarıda önümüzde bir kadın yürürken normal olan ileri bakmak eylemini yapmak bile ciddi şekilde sıkıntı yaratabiliyor. Kadının doğal olarak yaşanan vakalara dayalı korkusu ve haliyle edindiği tavır sıradan bir yürümeyi o kadar zorlaştırabiliyor ki genellikle hızlanarak kadının önüne geçmeyi tercih ediyoruz. Ya da çocuk istismarcıları yüzünden çok değil 6-7 yıl öncesine kadar küçük çocuklarla şakalaşabilen insanların çoğu bugün çocuklara bakmamak için kafalarını çeviriyor. Biz buraya nasıl geldik peki? Kadınların bu kadar hedef olması ve buna dayanarak belki de hiç suç potansiyeli olmayan milyonlarca erkeğin zan altında kalması durumu nasıl ortaya çıktı? Bunu iki ayrı videoda detaylarıyla anlatmıştım. Şimdi sağ üstte çıkan bildirimden ya da video sonundaki önerilenler ekranından bu iki videoyu izleyebilirsiniz. TV dizilerinde vesaire zorba erkekler ve onların hedefi kadınları görmememiz imkansız. Sadece diziler değil, ülkemizin gittikçe Arap kültürünü benimseyişi de bunun etkenlerinden. Çocuk yaşta kızların evlendirilebileceğini söyleyen sözde din insanları medyalarda dolaştı bu ülkede. Ya da kadınların erkeklere hizmet etmesinin dini bir emir olduğunu söyleyen sözde yazarların kitapları yüz binlerce basıldı. Ya da kadını giyiminden bile ayrıştıran cümleleri sarf edenler önemli görevlere getirilerek adeta ödüllendirildi. Bu durum ülkede kadın ve erkek terimlerini kadın vs erkek olarak değiştirdi adeta. Kadın hakları savunucuları bir tarafta bu sapkın düşüncelere karşı savaştı, erkek hakları savunucuları bir tarafta erkeklerin çalışma, ev geçindirme gibi gayri resmi sorumluluklarına karşı savaştı. Birisi de çıkıp demedi ki, yahu kadın erkek hakkı değil de insan hakları altında mücadelemizi sürdürelim. En azından mücadele alanında bu ayrımı yapmayalım. Öyle ayrıştırıldık ki babalar gününün anneler gününe nispeten çıktığını ileri sürenler oldu. Aslında hem annelik hem babalık eden bir erkeğin hayatına biraz olsun renk katmak için ortaya çıktığını hiç anlatmadılar. Günümüzde eğer erkekseniz maalesef ki potansiyel sapık olarak değerlendirilebilirsiniz. Eğer kadınsanız potansiyel kurban olarak değerlendirilebilirsiniz. İnsanız diyebilenlerse azınlıktadır ve bunun ceremesini içimizde yaşarız. Çünkü ben çıkıp feminizm ve maskülizm aslında toplumu ayrıştıran bir kategori dediğimde sosyal dence maruz kalabilirim. Babalar gününe dönecek olursak, bu özel günün ortaya çıkış amacıyla günümüzde geldiği nokta maalesef ki çok farklı. Babasını yitirenlerin paylaşımlarını görüyorum. Babasını kaybedenler varken her yerde bu kadar göze soka soka babalar günü kutlanır mı? Yazıyorlar. Bu dünya ölümlü. Bu dünyaya çivi çakılmıyor. Günler, yıllar ve anılar daimi. O yüzden bu gibi özel günlerde aramızda olmayan babaları da anıyoruz. Bu dünyaya gelmesine vesile oldukları evlatları da onların en büyük gururu. Öldü ve artık yok diye anmayacak mısınız onları? Hayır tabii ki. Anacaksınız ve anmalısınız da zaten. Çünkü fikirleriyle eğittikleri siz evlatları onlara bu dünyada temsil edenlersiniz. Ben böyle düşünüyorum. Başta da dediğim gibi biraz sohbetvari bir video oldu. Hem içimdeki bazı meseleleri sizlerle paylaştım hem de kısa da olsa bu özel günün tarihçesini sunmaya gayret gösterdim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Düşüncelerime katılmayabilirsiniz ama birbirimizin düşüncelerine saygı gösterirsek gerçekten yaşanası cennet bir dünya olur bu güzel gezegen. Hoşça kalın.